Saygıdeğer hocalarım, değerli misafirlerimiz, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Gençlik Kolları'nın düzenlemiş olduğu 1. Türk Dünyası Genç Sosyal Bilimciler Kongresi'nin 4. oturumuna hoş geldiniz. Bu oturumumuz son oturumumuzdur. Oturumumuzdan sonra Profesör Doktor Sayın Muhalla Uyduyucu hocamız bize İsmail Gaspıralı ile ilgili bir sempozyum verecektir. Oturum başkanımız Sayın Profesör Doktor Abdülkadir Dolup hocamızı davet ediyorum. Hocam buyurun. Konuşmacı arkadaşlarımız Gökhan Çevik, Mesut Davulcu, Ülkü Küçük, Ahmet Keleş ve Gönül İpek arkadaşlarımızı da davet ediyorum.
Kendisi 1913 yılında Konya'nın Seddişehir ilçesinin İncesu köyünde dünyaya geldi. Babası Alanya'nın Kızılağaç köyünden Fazlızade Hafız Hasan Efendi'dir. Annesi ise Kazan Türklerinden Hatice Hanım'dı. Öcalan'ın gelişmesinde büyük payı olan annesi 93 harbi sırasında Rus zulümünden kaçarak Anadolu'ya göç etmiş ailesiyle birlikte. İşte Cemal Oğuz Öcalan ailesinin Rus düşmanı olmasının ve Öcalan soyadını almasının sebebi ailesinin yaşadığı bu trajedidir. Öcalan sırasıyla Seddişehir Merkez İlkokulu, Konya ve İstanbul Erkek Öğretmen Okulu'nda eğitim görmüştür. Daha sonra Gümüşhane, Adana, Konya'nın merkez ve köylerinde öğretmenliği, baş öğretmenlik ve maarif memurluğu yapmıştı. 1943 yılında girdiği sınavı kazanarak Gazi Eğitim Enstitüsü'nde pedagoji bölümünde öğrenci olarak girmişti. Burada öğrenciyken Sabahattin Ali ile Niyarlaslar arasındaki hakaret davası esnasında Türkçü gençlerin yaptığı yürüyüşe katıldığı için okuldan atılmıştı. Öcalan daha sonra Türkçü bayramı olarak kapatıldığı konumuş yürüyüşünü düzenleyenler arasındadır. Bu nümayişin düzenlenişi ve Cemal Oğuz Öcalan ile ilgili kısımlar Irkçılık Turancı'nın davası olarak adlandırılan davanın iddianamesinde yer almıştır. İddianameye göre 2 Mayıs günü Niyarlaslı Cemal Oğuz Öcalan, Cebbar Şener ve Sayın Bilgiç bir nümayiş takip etmeye karar vermiştir. Cebbar Şener ve Sayın Bilgiç 15 gençle birlikte yapılacak nümayişin esaslarını belirlemişler. Daha sonra Cebbar Şener belirlenen bu esasları bildirmek üzere Niyarlaslı'nın evine gitmiştir. Bu esnada Aslı'nın evinde daima yanında bulunan Cemal Oğuz Öcalan da vardı. Aynı gece Hüseyin Namık okulunda Nihal Aslı ve Öcalan'ı yemeği davet ediyor kendi evine. Hüseyin Namık okulunda bu sırada Gazi Eğitim Terbiye Enstitüsü'nde tabi görevliydi. Enstitüsü her türlü öğrenci maaşını yasaklamıştı ancak hocam buna rağmen okuldan kaçarak bu yürüyüşe katılmıştı. Bunu bilen okulda Öcalan Cemal maaşı ne olacak diye sormuştu. Öcalan cevap olarak hocam bu seferki maaş muazzam olacak. Binlerce kişi iştirak ettireceğiz demiştir. Bunun üzerine Hüseyin Namık Nümayiş'te Sabahattin Ali'nin kitaplarını yapılacağını söyleyerek Cemal Oğuz Öcalan terkinde bulunmuştur iddianameye göre. Cemal Oğuz da Sabahattin Ali'nin kitaplarını alarak Cemal Şener'e vermiştir ve yürüyüş günü Cemal Şener'de adli önünde Sabahattin Ali'nin kitaplarını yakmıştır. Ayrıca Nümayiş'te önce Rüya Oğuz Türkan'ın Katastrof Okulu'nda düzenlediği toplantıda Cemal Oğuz Öcalan Nihal Aslı'nın kendisine yazdığı mektupları ateşli bir şekilde okumuştur. Ve Fethi Tevetoğlu'na yazdığı mektupta da Nihal Aslı dava için Ankara'ya geldiğinde tezahürat yapacaklarını bildirmiştir. Bunun üzerine mahkeme iddianamesine göre Nihal Aslı, Cemal Oğuz Öcalan Rüya Oğuz Türkan'ın tahrik teşvikiyle Cebbar Şener ve Sayın Bilgin'in de tertibiyle bu yürüyüş düzenlenmiştir. Tabii dönem Almanların savaşı kaybedeceği anlaşılmasıyla beraber iş politikada Türkçünün zararlı görüldüğü bir dönemdir. Sabahattin Ali ile Nihal Aslı arasındaki dava esnasında yapılan yürüyüşü devlete istediği pozu vermiş. İsmet İnönü'nün 19 Mayıs töreninde yaptığı konuşmada fitili ateşlemiştir. Bunun üzerine dönemlerinde gelen Türkçüleri örgüt kurallarını dikmeye çalışmak suçlamasıyla tutuklanmıştır. Tutuklanan isimler şunlar. Zeki Bey Tokan, Hasan Bey Ferit Cansever, Nihal Aslı, Hüseyin Namık Orkun, Devlet Sancar, Fethi Tevletoğlu, Alpaslan Türkeş, Reha Oğuz Türkan, Devletullah İngil, İsmet Tümtür, Cihaz Savaşlar, Muzaffer Eriş, Zeki Sofuoğlu, Hikmet Tanyu, Sayın Bilgit, Cemal Oğuz Öcal, Cevbar Şener, Hamza Sadi Özbek, Nurullah Arıman, Teğmen Altan, Fazıl Sercuklu ve Sayın Bayrak, bir Yusuf Kanı gibi. Yani 23 isim var bunların arasında. Dava 1944 günü İstanbul Örfi İdare Mahkemesi'nde görülmeye başlanıyor. Duruşmalar esnasında sandıklar meşhur Sansarya Meydanı'nda mezarlık hücresi, tavukluk ve muhtenel cüretinden yerlerde çeşitli işkencelere maruz kalıyorlar. Bu yaşamda Cemal Öz Hocam şöyle anlatıyor. Bir numaralı sıkı yönetim mahkemesinde daha duruşmamız başlamadan bize o zamanlarda en büyük vatan hainlerinin bile görmediği korkunç zindanlara tavukluk denilen bir tepesinde 1500 numaralı ampuller yanan işkence yerlerine tıktılar. Engizisyon devrine rahmet tuttan bu azap hücrelerini çekmediğimiz ızdırap kalmadı. Yurdumuzdan ve yolumuzdan habersiz İstanbul Devleti Müdürlüğü Mezarhanesi'nin üst katındaki küf kokan haşerat yuvası, biz dar ve karanlık hücrelerde birer siyasi mücrim, tam 5 ay ihtilattan verildi, buhranlı günler geçirdiğimiz, tıraş ve hamam yasası dolayısıyla insan kurumundan çıktığımız, hazırlık tahkikatından sorumlular bulunduğumuz tofani zindanlarında imin imin etkimizi etmiyormuş gibi, üstelik bir de istikbalimizle oynadılar.
Dava 29 Mart 1945 hükmü sonuçlanıyor. 13 kişi beraat ediyor. Onun sanığa da o yıla kadar çeşitli cezalara çarptırıyorlar. Cemal Bozacal ile ilgili hüküm ise şöyle. Cebbar Şener ve Cemal Bozacal Ankara maçları fiili dolayısıyla bu iki sanıkların bu fiilleri sabit görmüş olmakla beraber Türk Ceza Kanunu 161. maddesi fiilinin tesadüfi ve kanuni unsurlar bakımından hiçbir biçimde bu fiile uyar görülmemiş, bilakis mahkemece varılan netice ve kanaate göre icra ve tedavi bakımından 3 Mart 328 tarihli tecemmüat hakkındaki muvakkat kanun 6. maddesini ihlal eden bulunmuş olduğundan her iki suçlu dağlı madde mucibince ve tek takdiri şiddet sebebiyle 11 ay müddette hapsetme hakkı ödemiştir. Sonrasında sanıklar kararın temsil edilmesi için askeri yargıtaya başlıyorlar ve yargıtay yeniden yaptığı yargılama sonucu bütün sanıkların beraat etmesine karar veriyor. Ancak Cemil Özcan bu davadan sonra iş bulmakta zorluk çekiyor, bir süreç sıkıntısı çekiyor. Daha sonra Eskişehir'de Kocatepe Gazetesi'nde muhalefet yapmaya başlıyor. Daha sonra yine Eskişehir'de Şeker Fabrikası'nda kuvantörü ve Seyit Gazi Toprak Mahsulleri Ofisi'nde memurluk yapıyor. 1 Ekim 1946-27 Nisan 1947 tarihleri arasında Eskişehir ve Konya Bölge Çalışma Müdürlüğü'nün mümkün olarak çalışıyor. Ancak daha sonra öğretmenliğe tekrar başlıyor. 1959 yılında kadar Eskişehir çeşitli ilkokullarda öğretmenlik görevi yaptıktan sonra kendisi İstanbul tayini istiyor ve İstanbul tayini oluyor. Bir süredir burada da öğretmenlik yapıyor ve emekli oluyor daha sonra. Kendisi aynı zamanda Şirak, Seyitşehir, Konya, Eskişehir, Adana, İskenderun ve Ankara halkı evlerinde aktif rol oynuyor. Bunun yanı sıra İşçiler Derneği Eskişehir Şubesi ve Gösterme Derneği Eskişehir Temsil Heyetinde de bulunuyor, görevler alıyor. Kendisi 1938 ve 45 yıllarında iki kez evlenmiş ancak mutlu olamadığı için ayrılmış eşlerinden. 1948 yılında üçüncü kez evleniyor ve Kürşat adını verdiği bir oğlu ve Süyün Bilgi adını verdiği kız oluyor. Eserlere baktığımızda ise basılmış 14 tane kitabı var. Bu kitaplar Kıbrıs'a seferiyorlar, Vatan Bahçemizden Sesler, Bir Millet Şahlanıyor, Savunma Kızılar Gençlik Geliyor, Her Şey Vatan İçin, Ramazan Şiirleri, Eyüp Sultan'ı Ziyaret, Yurttan Sesler, Türk Geliyor, Türk Çocuklarının Milli Şiirler, Kıbrıs'a Son Fedakarlığımız, Olan Oldu Bizlere, Yavrularımız Okul ve Bayram Şiirleri ve Ata Sevgisidir. Bu kitapların çoğu şiir kitabıdır. Sadece Olan Oldu Bizlere ilgisindeki kitap hocamın Irkçılık Turancı dava sırasında yaşadıklarını kaleme almıştır şiirleriyle beraber. Ve Kıbrıs'a Seferi Maç kitabı da şiirlerin yanı sıra Kıbrıs'a ilgili makalelerini içermektedir. Türk Dili Edebiyat Ansiklopedisi'ne göre ise 30'dan fazla eseri vardır basılmamışlardır dahil. Ancak 2007 yılında Eskişehir İnan Mecari Gazetesi'nde kendisinin hal tercümesi yayınlanmış. Burada basılmayı bekleyen 14 tane kitabı olduğundan söz ediliyor. Bu kitaplardan biri de Olan Oldu Bizlere isimli kitap. Yani geri 13 kitap kalıyor. Ancak 13 kitap daha sonra sebebini bilmiyorum niye yayınlanmadığını. Muhtemelen maddi sıkıntılardan dolayı olabilir. Çünkü kitapların bazı bölümlerinde maddi sıkıntılardan dolayı kitapları basmakta zorluk çektiğinden bahsediyor kendisi. Cemal Bozacal, yani belki Nihal Asır ve Zeki Bekir Kovan gibi tüm çevreler tarafından tanınmış bir isim değildir ama yine de Türkçünün önemli temsilcilerinden birisidir. Özellikle siyasi görüşü sebebiyle hapis yapmış, işkence görmüş olması Türkçünün önemli isimlerine kadar ortaklık etmesine neden olmuştur. Onun bu akımın önemli temsilcileri arasında sayılmasının tek sebebi savunduğu siyasi görüşü Türkçü çevreler olan yakın ilişkisi değildir. Şiirlerin hemen hepsinde vatan, millet, Türklük, Türkçülük, din, köylü, komünizm düşmanı gibi konuları işlemiştir. Bunların yanı sıra Namık Kemal, Mevlana, Mehmet Akif Ersoy gibi meşhur Türk büyükleri ile Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Battal Gazi gibi tarihli figürlerle ilgili şiirleri de vardır. Onu sadece öğretmen, değerlendirici ya da bir şair olarak değerlendirmek yanlış bence. O hem yazar, hem şair, hem öğretmen, hem gazeteci, hem fikir adamıdır. Bunların hepsinin bir bütündür onda. Kendisinin yaşamı boyunca birçok dergi, gazete, şiir ve makalelerine çıkmıştır. Dergiler arasında Bozkurt, Çınaraltı, Ülkü, Görüşler, Konya, Serden Geçti, Sebebül Reşat, Toprak gibi dergiler vardır. Gazeteler arasında da İnkılapçı Gençlik, Demokrat Eskişehir, Yeni Konya, Yeni Adana gibi gazeteler vardır. Kendisinin bildirim metninde takdimde verdiğim şiirlerinden hariç başka dergi gazetelerde de makaleleri çıkmıştır, şiir ve makaleleri. Özellikle dergilerde çıkan şiirlerin çoğunu tespit ettim. Ancak yine bazı eksiklikleri var.
gazetelerde çıkamazsın diye sevgi olarak yüklerim az bunun bir sebebi var. Birincisi zamanında bu sempozum meselesi yazdığımız zamanında oluşuyor. İkincisi ise belki gazetelerin hepsinin tüm şehirlerdeki kütüphane, arşiv gibi vesaire yerlerde bulunmayışı. Tabii bu sebepler çalışmak istediklerimiz için engelleyip en kısa sürede tamamlandık bir gereklilerle yapacağım. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki 300'den fazla şiir olduğunu tahmin ettiğim Cemal Özdoğan Öcal'ı hayatın eserleri bir bütün olarak incelemek onun vasıtasıyla 1941 yılında Türkçüyü daha iyi anlamamıza yardımcı olmuştu. Hocam vakit var mı? Var var. Son olarak size bir şiirini okuyacağım. Daha doğrusu okumaya çalışacağım. Hem onun şahidiyle hem de 1944 yılında bu Irkçılık Turancı davası sırasında yaşadıklarını anlatan adamın içinde bir şiir. Onu daha iyi tanımak için yararlı olacağını düşünüyorum. Karanlık bir devrin timsalidir o. Zulmün en muhteşem misalidir o. Geçmez adı hiçbir kitapta destanda. Vardır eşi ancak Moskovistan'da. Mazlumların dili yarışı tabutlu. Zalimlerin yüz karası tabutlu. Mukaddermiş onu görmek bizlere. Anlatayım da onu sizlere. Betondan yapılmış bu korkunç mezar. Titrersin edince at bir altın nazar. İçi sıcak lakin adı pek soğuk. İşkence mahalle olmuş bu kovu. Sırıyor içine bir kişi zorla. Döşenmiş gibidir her yanı korla. Üstünde 503 ampul yanar. Kim görse onu bir cehennem sanar. Emri ile bidasız paşanın beyi. Delinir burada yüzlerce beyin. Görme hısasını kaybetmiş kaç göz. O olsundur her an duyduğunuz söz. Döküp şakır şakır ecel terleri. Kan kusar burada ülkerleri. Ulaşmaz buradan dostlara yollar. Kıskırmak bağlar arkadan kollar. Verilmez burada ne ekmek ne su. Hakimdir ruhlara ölüm korkusu. Yükselir gökleri her akşam sabah. Ufuklar dolusu teryat, figan, ah. Dertlerle baş başa kalınır burada. Tehdit ifade alınır burada. Gördüm burada bizim Osman Yüksel'i. Bilmem nasıl doğan olmadı dedi. Baygınlık geçirmiş, düşmüş bir kitap. Görseydi halini ağlardı mehtap. Yapmışlar kim bilir kaç masum gence. Allah'tan korkmadan böyle işkence. Etmiyor ifade sözlerin bir şey. Biz ne günler gördük. Hey kardeşim hey. Tabutluk neymiş oku da öğren. Bu korkunç gerçeğe bak bak dinlen. Var mı tarihinde böyle bir olay? Değildir üzülümü unutmak kolay. Benim teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim Göktuğ kardeşimize teşekkür ediyorum. Tabii bu gençlerin anlatacağı konularla bizler de iyi şeyleri öğrenmiş olacağız. Cemal Oğuz Hoca'nın bu yönlerini doğrusu biliyorum ama pek teferruatı bu kadar bilmiyordum. Çok teşekkür ediyorum. Bu Hıncal neyi oluyor? Hıncal diye bir gazeteci var ya. Benim çocuğum. Hiç bu kadar bir insan affedersin. Ben yanımda. Tekrar teşekkür ediyorum. İkinci kardeşi de kim? Sıra karıştırdık ya da hanginiz? Gökhan mı? Evet. Gökhan Çelik kardeşimiz bize Oğuznameler üzerine bilgiler verecek. Kendisi Koca Üniversitesi Türk Dil Edebiyatı ana bütün dalında yüksek lisans öğrencisi. Buyurun Gökhan. Herkese hoş geldiniz. Tüm destanlarının en önemlilerinden biri şüphesiz ki Oğuz Kağan destanıdır. Oğuz grubu Türk topluluklarının sözlü kültürü içerisinde gelişen ve yayılan Oğuz Kağan destanı orta çağda yazıya geçirilmiştir. Destanın yazıya geçirilmesinden sonra Oğuznamecilik geleneğiyle başlamıştır. Destana zamanla Oğuz Kağan'ın torunlarının ve Oğuz beylerinin maceraları da eklenmiş ve büyük bir Oğuzname meydana gelmiştir. Oğuz Kağan destanının bu ortaya çıkmış 7 nüshası vardır. Bu sayı son olarak ele geçirilen Andalık Oğuznamesi ile 8'e çıkmıştır. Türkoloji çalışmaları için büyük öneme sahip olan Oğuznameler ile ilgili 19. yüzyılın başından bu yana pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar sonunda okuyuculara önemli kitaplar, makaleler ve tezler sunulmuştur. Biz bu bildirimizde öncelikle Oğuznameler üzerine yapılan başlıca çalışmaları tanıtmayı amaçladık. Ve daha sonra yapılan bütün yayınları tasdik edip ortaya koymayı amaçladık. Destanlar
bir milletin vatan, millet ve din duygularını canlı tutabilmek için anlatılırlar. Destanlar aynı zamanda bir milletin tarihi aşamalarını göstermeleri ve o milletin tarihi belgelerinin en az bulunduğu devirlere ait olayları anlatmalarıyla da milletlerin geçmiş tarihini aydınlatmada önemli rol oynamaktadırlar. Fuzuli Bayat, Oğuz Destanı araştırmalarının önemini şu şekilde açıklamıştır. Oğuz Destanı, Oğuzların manevi dünyasının haber kaynağıdır. Giden Oğuzların mitolojik tarih ve destan şuuru anlaşılmaktadır. Oğuz Destanı aslında Türk milli kültüründe özel bir hadise olup, içinde arkaik şuurla beraber tarihi şuur unsurlarını da yaşatır. Başka bir ifadeyle Oğuz Destanı metni mitolojik olguların destansı kurallar çevresinde biçimlenmesine örnek olarak ele alınabilir. Doğal olarak böyle bir metnin araştırılması yazılı tarihlerin çok geç dönemlere ait dönemlerde ortaya çıkan milletlerin siyasi, toplumsal ve edebi tarihlerini öğrenmeye yöneliktir. Oğuz Kağan Destanı üzerine bugüne kadar Türkiye'de pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar Türk dili, Türk mitolojisi ve Türk tarihi bakımından büyük öneme sahiptir. Türklerin dini hayatına, kültürüne, geleneklerine, göçebe hayat tarzına, cihan hakimiyeti anlayışına dair çok önemli ipuçları barındırmaktadır. Bu yüzden Oğuznameler üzerine yapılan çalışmalar Türk dünyası için büyük önem taşımaktadır. Oğuznameler üzerine yapılan ilk yayınlar özellikle sonraki yapılan yayınlara kaynak özelliği taşımaktadır. Daha önce Mehmet Emin Bars tarafından Oğuz Kağan Destanı ile ilgili bazı kitap ve makaleleri tanıtan bir makale yayınlanmıştı. Bunun dışında Mustafa Açar, Oğuznamecilik ve Anadolu Oğuznamesi adlı çalışmasında Oğuzname nüshaları ile ilgili başlıca çalışmaları aktarmıştır. Ben öncelikle Oğuznamelerle ilgili yapılan başlıca çalışmaları her bir nüshayı ayrı ayrı belirterek kronolojik olarak vereceğim. İlk olarak Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı'ndan bahsedeceğim. Orijinal nüshası Paris Milli Kütüphanesi'nde bulunan Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı bugün elimizde bulunan en eski nüshadır. Nüsha baştan, ortadan ve sondan eksiktir. Mensur olan metnin içerisinde yer yer manzum parçalar da vardır. Bu Türkçesidir. Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı'nın tıpkı basımı ilk kez Galdov tarafından yapılmıştır. Bu çalışma aynı zamanda ilk çalışma olma özelliğini taşıyor. Daha sonra Türk bilim alemine ilk tanıtan destanı Rıza Nur'dur. Rıza Nur'un yayınından sonra en önemli yayın Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı üzerine Benk ve Reşit Rahmet Arat'ın birlikte yaptıkları çalışmadır. Benk ve Arat metni ilk olarak 1932 yılında Almanca olarak yayınlamıştır. Daha sonra aynı çalışmayı 1936 yılında Türkçe olarak yayınlamışlardır. Bu en önemli yayın olarak karşımıza çıkıyor ve daha sonra Muharrem Ergin'in bir yayını var. Benk ve Arat'ın neşrettiği yayını tekrar tercüme ediyor Muharrem Ergin. Daha sonra Kuban Seçkin yüksek lisans tezi olarak Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı'nın gramer incelemesini yapıyor. Yurt dışında da Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı ile ilgili yapılmış önemli çalışmalar var. Finli araştırmacı Armas Salonen bir doktora tezi hazırlamış. Rus araştırmacı Şiçer Bak transkripsiyonlu metin incelemesini yapmış. Çin'de Geng Shimin, Tursu Beyipoğlu ikisi birlikte Çağdaş Uygur Türkçesi ile bir çalışma yapmış. Kazakistan'da Kazak Türkçesi ile yapılan bir çalışma var. Derbi Selim ve Çağrı Muhammedov isimli bilim adamlarının çalışması. Fuzuli Bayat ise Azerbaycan'da destanın transkripsiyonunu ve Azerbaycan Türkçesine uyarlanmış şeklini aktarmıştır. Ve aynı kitapta Oğuz Destancılık geleneğini de ele almıştır. İkinci önemli bir sayı ise Oğuz Kağan Destanı ile ilgili Reşidettin Oğuznamesidir.
Destanın ikinci önemli ustası sayılır. İlhan tarihçisi Reşidettin Fazlullah'ın Cami Tevarih adlı eserin ikinci cildindeki Tarihi Oğuzhan ve Türkan bölümüdür bu Oğuzname, Reşidettin Oğuznamesi olarak adlandırılan müsar. İlk olarak eser üzerinde Berez'in 1855 yılında bir çalışma yapıyor. Daha sonra 1861 yılında bir çalışması daha var. İkinci çalışma destanın Rusçası ile ilgili Şükür Ova tarafından yapılıyor ve destan Rusça'ya çevriliyor. Reşidettin Oğuznamesi ile ilgili Türkiye'deki ilk çalışma ise Zeki Veli Togan tarafından yapılmıştır. Togan, Musa'yla karşılaştırarak yapmıştır bu çalışmayı. Togan'ın çalışması Türkiye'deki yapılan daha sonraki çalışmalar için önemli bir kaynak ve temel oluşturmuştur. Orhan Şahin Gökyay da daha sonra bir çalışma yapmış. Reşidettin Oğuznamesi ile ilgili diğer önemli bir çalışma da Ahmet Ateş'in çalışmasıdır. Ahmet Ateş bu çalışmada Cami Tevali'yi Türkçe'ye çevirmiştir. Bir diğer önemli nüshamız Şecere-i Terakimen Oğuznamesi'dir. Ebu Gazi Bahadır Han tarafından Doğu Türkçesi ile 17. yüzyılda kaleme alınmıştır. Diğer nüshadan farklı olarak Uygur harfli nüshadan farklı olarak Arap harfli ve mensup olarak yazılmış ve içinde mahzun parçalar da vardır bu nüshanın. İlk çalışmalar yine Rus araştırmacılar Tumanski ve Konanov tarafından yapılmış. Konanov tarafından yapılan araştırma daha sonra Muharrem Ergin tarafından da yayınlanmıştır. Şecere-i Terakime ile ilgili diğer önemli çalışma Zuhal Kargı Ölmez'in çalışmasıdır. Zuhal Kargı Ölmez, Musa'yı her yönüyle ele alarak önemli bir çalışma ortaya koymuştur. Diğer bir Musa, Tarihi Cihan Müşavoğlu'namesidir. İranlı tarihçi Cüveyni tarafından Farsça olarak kaleme alınmıştır. Birinci ciltte yer alan Cengiz Han tarihi Çağatay Türkçesine tercüme edilmiştir ve bu Tarihi Cihan Müşavoğlu'namesi olarak anılır. Nüsa ile ilgili Osman Fikri Sertkaya tarafından yazılan önemli bir makale vardır. Sertkaya bu makalesinde metindeki motifleri diğer Oğuznamelerle karşılaştırmıştır. Eser ile ilgili en kapsamlı çalışma Mustafa Kaçer'in tarafından doktora tezi olarak hazırlanmıştır. Oğuznamenin, Oğuz Kağan Destanı'nın Anadolu'da yazılmış nüshası olarak yazıcı oğlu Oğuznamesi karşımıza çıkıyor. Eserin ismi Tevarih-i Ali Selçuk. Osmanlılara kadar olan Türk tarihini metnin girişinde veriyor yazıcı oğlu. Eser Arap harfi ve Osmanlı Türkçesiyle kaleme alınmış. Eserin başında Türklerin tarih sahnesine çıkışının anlatıldığı, Oğuz boylarının adlarının, anlamlarının ve damgalarının verildiği Oğuzname adlı bir bölüm var ve bu çalışma eserin bazı bölümlerini ilk kez Smirnov yayınlıyor 1903 yılında Rusya'da. Daha sonra Paul Wittek ve Otsumay isimli bilim adamlarının çalışmaları var yazıcı Oğuznamesi ile ilgili. Türkiye'de yapılan ilk çalışma Rıdvan Nafiz Etgüer tarafından yapılmış. Orhan Şahin Gökyay da aynı metni neşretmiştir. Eser üzerinde Hüseyin Namık Orkun, Bahattin Öger ve Kemal Erarslan'ın da çalışmaları vardır. Diğer bir nüsha Mazlum Oğuzname nüshasıdır. Bulunduğu yer sebebiyle Uzun Köprü nüshası da olarak adlandırılır. Dili Doğu Türkçesidir. Baştan ve sondan eksiktir bu nüsha. Metnin ilk tercümesini Hüseyin Namık Orkun yayınlamıştır.
Mantum Oğuzname ile ilgili en kapsamlı çalışmayı Kemal Eraslan yapmıştır. Eraslan yayınında eserle ilgili bilgiler vermiş, dil özelliklerinden bahsetmiş ve metni Türkiye Türkçesine çevirmiştir. Diğer bir kısa Kazan Oğuznamesidir. Kazan Oğuznamesi son dönemde tespit edilen nüshalardan birisidir. Nüsha ile ilgili ilk yayını Fikret Türkmen yapmıştır. Daha sonra bu yeni Oğuzname nüshasının tıpkı basımı da yayınlanmıştır. En kapsamlı çalışmayı Selim İpten yapmış. Oğuz Kağan'ın destanının Kazan nüshası ile ilgili. Yüksek lisans tezi hazırlamış İpten. Bu tezde Oğuznamenin tarihsel ve kültürel açıdan değerlendirmesini yapmış. Son ele geçirilen nüsha Andalı Oğuznamesidir. 17. yüzyıl şairlerinden Andalı'ya ait olan Oğuzname üzerinde ilk neşri Kazakistan'da Ahmet Bekmiradov yapmıştır. Türkiye'deki en kapsamlı çalışma ise Mustafa Ağaç'a tarafından yapılmıştır. 2001 yılında yüksek lisans tezi olarak hazırlanan çalışma 2003 yılında kitap olarak da yayınlanmıştır. Ben bibliografya aldığım çalışmaları bazı internet sitelerinden derledim, topladım yani. Türkoloji.Çukurova Üniversitesi'nin Türkoloji sayfasından, İSAM katalog taramadan ve YÖK Ulusal Tez Merkezi'nden taramalar yaptım. Daha sonra her bulduğum eserin yayını buradaki kaynakça kısmından da yapılan Oğuznamelerle ilgili çalışmaları derlemeye çalıştım. Kitaplar, makaleler ve tezler olarak da tasnif ettim. Bulduğum yayınlar daha çok Türkiye'de yapılan yayınlar olarak karşıma çıktı. Ve daha çok makale olarak yayın yapılmış. Klasik dönem ise benim araştırdığım
makalesini yazdığım konunun bulunduğu alandır. Klasik dönem beklenme içinde 13. ve 15. yüzyıllar arası olan dönem ve 15. ve 18. yüzyıllar arası olarak böldüm ben. Bunları da genel bildiğimiz hani liseden gelen kuruluş devri ve yükseliş devri olarak da alınmamız mümkün. Ama bilimsel olarak artık hani kuruluş ve yükseliş, dağılma, çöküş pek doğru karşılanmıyor. O yüzden yüzyıllar olarak aldım. 13-15. yüzyıllar arasındaki yazımda Osmanlı İmparatorluğu neredeyse kuruluşuna itibaren bir şekilde hadiseler kayıt altına alınıyor. Fakat bu kayıtlar ne kadar gerçekçi, dönem koşullarına göre ne kadar doğru olduğu bilinmiyor. Hatta kimi kısımlar kopuk ve alınmamış bir vaziyette bulunuyor. Osmanlı tarihçılığının bütün geleneksel toplumlardaki tarihçilikte görülen en önemli özelliği, zaman ve mekanıyla sınırlı olan bir tarih yazıcılığı yapılmış olmasıdır. Bu da demek oluyor ki hani sadece yazarın bakış açısı, da devletin bakış açısı, devlet de padişahtan ibaret olduğu için sadece tek yönlü bir tarih yazımı bulunuyor. Bu da bilimsellikten epeyce uzak. Hatta eleştirilerin en çok yüklendiği mevzu burası. Tarih yazıcılığına hakim akım, başta belirttiğim gibi Osmanlı Devleti ve başarıları etrafında dönmekte. Padişahın yetkisinden sorumsal edilemeyen bir yazıcılık mevcut. Bir devlet geleneği olarak adlandırılan Osmanlı tarih yazıcılığı, devletin tarihsel varlığı ve devlet iktidar anlayışı konularında saraydan bağımsız olmayan Osmanlı tarihçisinin görüşlerini yansıtmaktadır. Devleti yönetenlerin doğrudan etkisiyle ilişkili olan Osmanlı tarih yazıcılığı, Osmanlı Devleti'nin ilk birkaç yüzyılında yöneticilerin başarıları ve hayat hikayelerinin ortaya çıkan Osmanlı hanedanın kuruluş sürecini ele alan bir yazıcılık sürecidir. Bu metot uzun bir süre kullanılan bir metottur. Toplumların daha çok devletli toplumların özellikle olarak da siyasi iktidarın düşüş ve yükseliş anlarının tarih yazısından genelde bir tarih yazılı üzerine düşen bir durumdur bu alanlar. Düşüşte Namık Kemal'in bildiğiniz üzere milli tarihe yükseltme, coşturma, halkı daha çok bağlama Osmanlı'nın etrafında ki görüşlerine binaen kuruluş döneminde de devleti meşrulaştırmak adına çeşitli padişahın, hükümdarın varlığının yüksekliğe kut alma vesaire tarzlarındaki durumlarına yönelik bir yazım süreci gelişmiştir. Kuruluş döneminde tarih henüz itibarı olmayan mesela Osman Bey için bir karizma olup siyasi meşruiyeti sağlarken yeniden Osmanlı için de tarihçi yenilgi örtbas ederek, eski başarılarını gündeme getirerek hanedan meşruiyetini devam ettirebilecek bir görev üstlenmiştir. Tarihçi üzerinden bunlar inceleniyor tabii. Osmanlı toplumların devletsiz çağlarında, Osmanlı'da beylik dönemine denk geliyor, aşiret kavim dönemine denk geliyor. Hakim olan efsanedir. Bobinger'in sözüne göre, Bobinger'den yaptığım bir alıntıya göre, ilk tarih yazıcılığında dastani tip motiflerinin göz önünde tutularak bu eserlerin konusunun hükümdarın, önderin, olağanüstü hayatı, üstün şahsiyetin ihtişamı ve ölgüliği. O yüzyılların tarih yazıcılığı nasıl çekildiğini teşkil eder. Bu da bizim yazıcılarımızın kuruluş dönemi, Osmanlı kuruluş dönemi evresine denk geliyor. Bobinger'in bu ifadelerinde anlaşılacağı gibi Osmanlı tarih yazıcılığı ilk yıllarındaki tarih eserler efsane özelliği göstermektedir. Osmanlıların aşiretten devlete geçmesiyle birlikte tarih eserleri efsaneden özel tarih yazıcılığına dönüşmüştür. Bu dönüşümle birlikte tarihin tanımı da yapılmaya başlanmıştır. Bu eserlerde tam tarihlik özelliği göstermezler. Daha çok tarih ve efsane arasında bir konumdadırlar. Bu dönemde yapılan tarih tanımları daha çok sultana dayalı tanımlardır. İktidar kendi iktidarını meşrulaştırmak için kendi seçkinlerini, kendi tarihçilerini yaratmıştır. Bu seçkinler sultan merkezli dünyayı kavramsallaştıran, kutsallaştıran insanlardır. Klasik dönemin önde gelen tarihçilerinden bahsedecek olursak Mehmet Neşvi, Enveri, Şekli, Aşık Paşazade, Tursun Bey, İdrisi Bitlisi, Kemal Paşazade, Lütfü Paşa, Hoca Saadettin, Selanik'i ve Gelibolu Mustafa Halid'dir. Klasik dönemin önde gelen tarih yazarları bunlardır. 15. asra kadar tarih kitaplarımız hikaye destan tarzında olduğu için halk lisanına daha yakın, halk zihniyetine daha yakın bir biçimde ele alınmıştır. Bunlar kuruluş döneminin 13. ve 15. yüzyılların tarihi eserleri, tarih yazımı eserleri, edebi yönden de önemlidir. Bu dönem eserleri menakıbname ve gazayetnamelerdir.
Menakıbnameler, isminden de anlaşılacağı üzere Menekabe kökünden, Arapça Nekabe kökünden gelir. Bu da isabet etmek, bir şeyden bahis bulunmak anlamındadır. Fakat menakıba dönüştüğünde lügat manası övülecek iş, hareket ve meziyet anlamına gelir. Daha çok tarihi şahsiyetlerin hal tercümeleri, bazı zümrelerin övgü eden işleri içinde kullanılan kavram genel olarak alınıyor. Menakıbnamelerden tabii Osmanlı kuruluşunun ilk 200 yılında biz fakihten alıyorduk. Ama o fakihin de kırıntılarını Aşk-ı Hızade'den, yaşlı fakih menakıbnamesinin kırıntılarını Aşk-ı Hızade'den alabiliyoruz. O yüzden o 200 yıllık süreç pek aydınlatılmış bir dönem değil. Bu yazın türünün subjektif olmasından dolayı belirli zümreye duyulan yakınlık neticesinde yazıldıklarından dolayı pek eleştirel bir mevzudur. Hani talip sayılı mı saymayalım mı diye pek çok soruda bulunmaktadır. Fakat ince tenkitten sonra, karşılaştırmalı tenkitten sonra tabii ki tarihsel anlamda kullanılacak eserlerdir. Gerçekte pek alakası yok denilemez, gerçek alakası var ama üstün şekilde fazlaca abartılmış bir alakası var. Fakat zaman ve kişiler uymakta. Kerametler halk üzerinde etkili olmuş, kerametler sürekli anlatıldığı için halk üzerinde etkisi vardır. Hem tasavvuf mühendisliklerinin müritlerine bağlılığını sağlamış, hem de halk kültürünü zenginleştirerek hem de toplumsal görevi üstlenmiştir menakıb yazarları. Bu eserler aynı zamanda tabii ki esas amaç propaganda amacıdır. Menakıbnamelerin üslubu genelde sade halk anlayabileceği tarzıdır. Ama üç dilde kullanılmıştır, Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere. Mensur ve manzum şekilde de yazılanlar var. İkisi bir arada olanlar da var. Aralarda şiir bulunanlar da var. Övgü yerinin şiirlerin bulunduğu yerler de var. Ayetler, hadisler de bu eserleri süslemekte. Menakıbnamelerle yazılmış olduğu devrin bir tür din, sosyal, ruhi ve siyasi panoraması zihniyetinde de, mahiyetinde de ele alabiliriz. Edebiyatta da tabii ki önemli bir yeri var. Bu tür eserlerde konu edindiği şahısların, olayların ve menkulelerin cereyan ettiği bölgelerin talibi kısmen de olsa sosyal durumun ve meşhur kişilerin, bilginlerin, şairlerin haklarında çok defa başka kaynaklarda bulunmayan bilgiler elde edilmektedir. Gazavetname diğer tür. Ben ikişer ikişer inceledim. Kuruluş döneminden menakıbnamelerle gazavetname, yükseliş döneminde de Bakan Müslü ve Şehnamecide inceledim. Daha çok ayrıca bir sistemde kısıtlı olduğu için. Gazavetname de gaza kökeninden geliyor. Savaşmak, din ürünü yapılan savaşların ele alındığı yazılardır, edebiyat türüdür. Bunda gazavetname iki türlüdür. Ya bir komutanın yaptığı bütün savaşlar ele alınır ya da bir savaşın sadece bir savaş çerçevesinde geçer bu yazılar. Fethname ve zafername gibi adları da mevcuttur. Ayrıntıları, hani dönemin ayrıntıları, savaş bitti, oğlu kazandı, kaybetti, sonunda anlaşma oldu, kazandı değil, iyice ayrıntıları cebe cebe ele alınmıştır. Zaten savaşa gidilirken her zaman yanlarında tarihçi bulundurmaktadır sultanlar. İlk örneklerine Megazi adıyla Arap edebiyatında rastlanır. Daha sonra Galip'ten daha sonraki adı tabii Gazavetname. Bu şekilde Gazavetname'nin Arap edebiyatından da etkilenildiği anlaşılmıştır. Yani Türklere özgü bir durum değildir bu edebiyat türü. İkinci bölümde de yükseliş devri, yani 14-16. Yüzyıllar arasında yazılan ve devam eden süreci ele aldım. Yükseliş devrinde hani Fatih'ten sonra geçtiği için dönem her anlamda yükselme mevcuttur. Fatih bildiğimiz üzere Batı'dan, sabah götüründe de Fatih'in Batı yönü, Batı zenginliğine olan hayranlığını dile getirmiştir arkadaşlar. Bu yüzden de Batı tarihini hafifçe örnek olarak ilerlemeye çalışıyoruz. Tabii ama en çok Doğu etkisi vardır bu yazım sürecinde. Fatih Sultan Mehmet II. Beyazıt, padişahlık yaptığı dönemlerde Osmanlı tarihinin en önemli eserlerini vermiştir. Bu ilk padişahın başlattığı aydınlanma hareketleri ve sosyal düzenlemeler tarih yazımında büyük birebir verdiği emirler doğrusu büyük yerlere gelmiştir. Klasik dönemde resmi nitelikte olmayan tarih yazıcılığı devlet eksenine daha çok, saraya daha çok bağlanmıştır. Fatih Sultan Mehmet zamanında özellikle İstanbul Fethi'nden sonra Osmanlı tarih yazıcılığında canlanma oluyor. İlk müstakil dünya ve Osmanlı tarihleriyle ve kaynağı ve monografi tarzında denemeler yazılmaya başlanıyor.
Felsefe tarih yazıcılarına Fatih Devri için ilkler dönemi diyebiliriz. Bu dünya tarihi ve diğer müferit hadiselerde yazılan şeylerden dolayı. Tabi devlet yapısı ve protokol önemlilikte belirli bir yerlere toplandığı alanlar var, yazılar var. Bunların derlenme toplanması fark öncülüğünde oluyor. İlk ansiklopedi örneği de bu dönemde, inşaat mecmuaları da bu dönemde yapılmış oluyor. 16. yüzyıla kadar Osmanlı tarih yazının istisnalar dışında hikayede istisnalar öteye gidemiyor maalesef. Bu görüş demin de bahsettiğim gibi Babinger'e ait. Tanzimat öncesi özellikle erken dönem tarihçileri padişahın şanlı yaşamlarına vurgu yaparak yükselme döneminde de bunun pek bir farklı durumda olmadığını bize sunuyor. Şehnameçilik ve vakaneksik demiştim yükselme döneminde. Şehnameçiliğe geçiyorum. Şehnameçilikte ağırlıklı olarak edebi, tarihten ziyade edebi bir ağırlık görüyoruz, edebi bir süs görüyoruz. Çünkü Firde ünlü İlhan Şahin Firdevsi'nin Şehnamesi'nden yola çıkarak Doğu bir ürünü olduğu için, Doğu'dan geçtiği için bize o örnek olarak yapılıyor. İlham kaynağı oluyor bir nefse. Fatih döneminde itibaren Osmanlı padişahları kendi dönemlerinde meydana gelen önemli eserleri Şehname tarzında yazdırmaya özen gösteriyorlar. Böylece Osmanlı padişahları adından Farsça ve Türkçe Şehname yazmak yaygınlaşmış ve Şehname ciltlenen edebiyatı ortaya çıkmıştır. Şehnamecilik Doğu geleneğine ait karakteristik özellikle Doğu kültür dünyasından bir eserdir. Ama daha sonra bizim medeniyetimiz öyle entegre oluyor ki her hükümdar sarayda kendi himayesinde şehnameciler bulundurmakla kendini görevli hükümlü hissediyorlar. Hatta bulundurmayanlar kendini eksik hissediyorlar, eksik adlettiriyorlar. Kendi kahramanlarını, ağlarını destansı bir şekilde yazdırmak için tabii. Şehnamecilik önem verilen bir alan. O yüzden şehname yazarlarına ve ekibine üstün hizmet yapmaları için çok rahat koşullar sağlanıyor. Emrinde katipler, tespitçiler, minyatürcüler bulunuyor şehnameciler. Hiçbir şekilde hiçbir şeyden kısıtlama yapılmadan bu mevzu onlara sunuluyor. Yarı resmi nitelikte tarih yazıcılığıdır bu. Daha sonra devletten maaş alan 30 kadar şairin bulunduğu zamanlar oluyor. Övmek amaçlı dediğim gibi tekrar. Ama meslek halinde, hani sarayın resmi tarihçisi olarak şehnameciler Kanuni Sultan Süleyman döneminde vücuda getiriliyor. Süleyman döneminde şehnamecilik biraz boyut değiştiriyor. Selimnameler ve Selimnamnameler olarak değişik alana isimleri değişikliyor. İçinde Süleyman'ın belli bir savaşına kadar olan kısım var ama babası Yavuz Selim'in tüm hayatını ele alan 10 ciltlik, 10 defterlik, ikisinde 10'ar defterlik Süleymanname ve Selimnameleri bulunuyor. 234 yıllık olayları bunlar dile getirmektedir. Gerek Selimname gerekse Süleymannameler padişahla aleyhinde ifade kullanamıyorlar, yaptıkları her icraattan bahsetmek zorundalar. Bu dönemleri de genel olarak kuruluş ve yükselişte tarih yazarlarından hiçbir şey gizlenmiyor. Ne oluyorsa aynısı yazılması isteniyor ama fakat herhalde yazarlar övmeyi kendilerine görevli hissettikleri için sadece övgüye yönelik şeyler yazılmakta. Gerekli olan malzemeler dışında şehnamenin yazım, cilt, tasvir ve tespit işlerini yapacak olan çalışma grubunu oluşturma salahiyeti veriliyor. Benim de bahsettiğim gibi. Şehnamenin kendi eğitimini istediği kurak, arz ettiği sanatçı, sarayın hasta sanatçıları olan Edirne Teşkilatı'nı aldığı gibi dışarıdan da alabilir. Müzelikler bulundurur. Diğer taraftan Şehnamenin ekibinin saray nakkaşhanesinde çalışması şart değil. Kendini nasıl nerede rahat hissediyorsa, hangi alanda çalışmasını rahatça icra edebilecekse orada kendine saray tahsis ediliyor ya da atölyeler tahsis ediliyor. Hatta buna örnek olarak 16. yüzyılda 16. yüzyıla ait bir belgede ilk Osmanlı şehnamecilerinden Fethullah Aydın Çelebi'nin şehnameci olduğu dönemde şehname katiplerini kendi eline aldı ve o padişahını da onun evine odaları idare ettiğine ait belgeler var. Şehnamecilik, vakaniyüstlik iş aşamasında önemli bir basamak. Vakaniyüstlik daha bir devlet geleneğine hakim, daha resmi bir alandır. Osmanlı Devlet yöneticileri, tarihi yapan, tarih yazan kişiler olduğu için tarih varlığı, devlet iktidar anlayışı içinde. Bu hiçbir zaman Tanzimat'a kadar devlet iktidar tarih güçlemesi birbirinden kopmuyor. Hükümdara yönelik tarih yazımı yapılıyor. Tabii ki vakaniyüstlik dünya görüşü de hükümdarın dünya görüşünü yansıtıyor.
17. yüzyılda Vakanüstlük Kurumu'nun oluşturulmasıyla Osman Tarihası'nda resmi görev halini alıyor. Devlet çekerlerine verilen belgeleri kaydetmek, ilk görevleri sadece verilen belgeleri kaydetmek. Fakat o sıra belgeler gizlenmiyor, daha sonra o ülkenin durumu bozuldukça belgeler gizleniyor. Yanlış anlaşmalar yapıldıkça gizlenip doğrular öne sürülmeye çalışılıyor. Tabi bu da biraz ekmek kapısı olduğu için bu tarihazı zaman zaman yozlaşıyor. Tekrar övgü mekanizması, şehnameçliğe doğru dönüyor vakantistik. Arşiv malzemelerine yararlanması, imparatorluğun hanedanın belli başlılarla kadar geçilmesi esas görevlerinden. Vakantistler kendilerinin büyük dönemin olaylarını toparlayarak erken dönemlerinin tarih saatiyle bizzat kalem alarak kesin bir tarih sunmuşlardır. Bu durum özellikle tembih edilen bir mevzudur. Hani diğer vakantist öldükten ya da görevden alındıktan sonra direkt gelen yeni bir şeyle başlamıyor. Onun notlarından, onun aldığı eski şeylerden yarım parçalarını tamamlamak mümkündür. Bu özellikle tembih edilen bir mevzu. Bu da kopuş olmaması için önemli. Kaynaklarına girelim vakanüstlerin. Ondan önce meşrutiyetin ilanıyla sosyal kültürel hayatta görülen gelişimlere paralel olarak vakanüstü teknikleri tarih yazılımına da biraz gelişimi gösteriyor. Milli tarih anlayışı meşrutiyet yıldan giderek güç kazanıyor. Bu da Namık Kemal anlayışı, son dönem modern tarih, ulusal tarihe giriyor. Saltanatın gelenekleri arasında vakanüstlik. Kaynakları imparatorluğun sonuna kadar devam ediyor. Kaynakları devlet arşivleri, özellikle devlet arşivleri. Osmanlı zaten arşivle meşhur. En sonsuz kaynaklar, sonsuz diyebilirim buna, en çok kaynak Osmanlı tarihine aittir. Zat ve tahliyeyi kendilerine verilen vesikaları kaydetmek vesaire dediğim gibi. Resimlerle kolayca ulaşması da onun için önemli. Usul olarak ilmi tarihçiliği, üslup olarak ise edebi tarihçiliği ele alan bir dönemdir. Üçüncü sevgin reform dönemlerinde kısıtlama getirilmiştir belgelerin gizliliği konusunda. Diğer önemli birkaç bir şey var ama onlara geçmeye gerek yok. Fazla ayrıntıya girecek bilimsel manada. O yüzden benim bildiğim bu kadar. Dediğiniz için teşekkür ederim. Mesut'a biz de teşekkür ediyoruz. Öteken Neşir'de yeni bir kitap çıktı. Tarih yazıcılığıyla ilgili. Gördün mü? İsminin kitabını nasıl anlatıyorsun? Neşir yapımda bir şey yapmıyor mu? Öteken burada yazarı Edirne'de Müzok Tüzeltesi'nde. Genç kadın olabilir. Genç. Senden bir şey. O tezinin sonra kitap haline getiren, sana ve kültürle ilgili olan. Yok. Bu yazıcılık değil. Tarih yazıcılığı, yazıcılığı alakalı. Ona bir bakalım. Efendim, Saadet Umurba'dan söyleyeyim. Sizin bu gençlerin daha önceki konuşmalar, bunları herhalde bir yayınlamayı düşünüyorsunuz. Evet, evet. Ha, çok güzel. Çok güzel. Ben vaktiyle talebelere ödev verdiğimde hoşuma giden yani çalışmaları talebelerin adına neşretmiştim. Çok sevilmişlerdi. Teşvik olur. Evet. Ayrı bir kitap olarak mı yaparsınız? Dergide makaleler olarak mı, seri olarak bilemiyorum ama muhakkak yayınlanması lazım. Peki. Emek boşa gitmesin, oldu mu? Peki. Efendim, şimdi söz sırası Ülkü kızımızda. Allah nasip etti, 75'te ilk evladım olduğunda da bir kız çocuğum olmuştu. Onun adını Ülkü koymuştu. Tahtını da silemesin yavrum. Kızımız bize 17. yüzyıl Osmanlı düşün hayatında bilgi değil mi? Din ekseninde tartışmalar üzerinde konuşacak. Buyur kızım.
Avrupa'da felsefi akımlar birbirine tepki ve etkileşimle bir nevi diyalektik bir düşünce sistemi içerisinde gelişirken Osmanlı ve İslam geleneğinde ise fikirler tartışmasından ziyade belirlenmiş bir düşünce çerçevesinde sınırları aşmadan, dairenin dışına çıkmadan yapıldığı görülmektedir. Bu iki farklı düşünce üretim şekli iki farklı model ortaya çıkarmıştır. Birisi serbest bir düşünce ile sürekli gelişip sınırsız yollara ulaşmaya çalışırken, diğeri gelişimi göstermeksizin devlet ideolojisinin yeniden gelişimini sağlayan bir unsur olarak yüzyıllar boyunca kısır döngü içerisinde gelişmiştir. Bu kısır döngüye bir teşkil edecek tartışmanın örneklerini bizler 17. yüzyıldaki tartışmalardan görebilmekteyiz. Osmanlı ve İslam düşüncesinin kendini yenileyemediğini bir göstergesidir bu tartışmalar. Devrim en önemli düşünürü denilebilecek olan Kâfi Çelebi. Kâtip Çelebi, Mizan-ı Hak ve Ziyal-ı Ahak adlı kitabında bize bu tartışmaları dile getirmiştir. Eserin adı En Doğruyu Seçmeli Hak Terazisi anlamına geliyor ve bu tartışmalar bağlamında da bu isim dikkat çekicidir. Şimdi Kâtip Çelebi kim? Hani bununla ilgili çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Kâtip Çelebi belli bir medrese programından geçmemiş, karşılaştığı ve ihtiyacını hissettiği konulara yönelerek hocalardan özel dersler alarak kendi programını kendisi belirlemiş, farklı bir aydındı. Bu noktada onun bu kişiliği dışarıdan medreselerin içine bakan bir göz olarak bizim için, yaklaşım bizim için çok önemlidir. O dönemdeki konuların, benim aldığım konunun dini olmasına rağmen siyasi boyutları da vardı tabii ki. O dönemde Osmanlı'nın içinde bulunduğu durumu anlamak da bu tip tartışmaların kaynağını ve sürecini anlamamızda önemli olacaktır. Bu dönemde Osmanlı eski gücünü kaybetmiş, yitirmeye başlamış ve devlet dış siyasette kötü dönemler yaşadığı bir dönemdi. Bu yüzden herkesin kendince çözüm arayışlarına girmiş ve önce sebep sonra da çözüm arayışlarına girmişti. Herkes kendi veçesinden bakarken dini nitelikli kişiler de kendi bakış açılarıyla bazı çözümler üretmişlerdi ve bunların da dolayısıyla çözümleri de dini nitelikliydi. Bunlar işlerin kötüye gitmesinin temel sebebini dinin gerekliliklerini yerine getirmemeyi, eksik getirmeyi, bidatlerle hareket etmeyi, dinin özünden uzaklaşmayı, günahın yaygınlaşmasını, toplumun dinden uzaklaşması gibi sebeplere bağlamıştı. Onlara göre bu Tanrı'nın bir cezasıydı. Ve yine onlara göre bu dinde kötüye gidişatın önüne geçilmek isteniyorsa bidatlerden uzak durmalı, dini gereklilikleri yerine getirmek gerekiyordu. Böylece cezadan kurtulacaklar ve her şey eskisi gibi iyiye gidecekti. Bu tip düşünceler beraberinde yeni tartışmaları da getirdi. Çünkü yine dini nitelikli kişiler olup bu şekilde düşünmeyen farklı gruplar vardı. Bunlar o dönemde Kadızadeler ve Sivasilerdir. Kadızadeler, İbn-i Teymiye ekolünün devamı olan Kadızadeler, Selefilerdir. Bunlar Kur'an ve Sünnet İslam'ının bidattan temizlenmesi amacına yönelmiş bir hareketti. Peygamberden sonra ortaya çıkan tarikatlara buna hedef almışlardı. Ve Sema ve Devran'ın haram olduğunu söylerler ve Sivasi'ye karşıdırlar bunlar. Buna karşılık Abdülmecid Sivasi ise peygamberden sonra ortaya çıkan bidatlerin iyi olanlarının, iyi ve güzel olanlarının yapılması gerektiğini söylüyordu. Buna göre Sema ve Devran meşruydu, haram da değildi. Bu iki akım birbiriyle tartışmaya girdiğinde 4. Murat döneminde, 4. Murat aşılıcı bir politika izlediği için sadece fikri olarak bu çatışma vardı. Ancak 4. Murat'tan sonra bu iki akımın temsilcileri artık fikri tartışmadan fiili tartışmaya geçmişti bu olay. Kâtip Çelebi'ye göre
Katkı'nın eserinde tartışmalar çok çeşitli bir şekilde ele alınmıştı. Ancak ben bunları 3 başlık altında ele aldım ki daha anlaşılması kolay olsun diye. Öncelikle o dönemde yaşamış dinle ilişkili haklarına ihtilaf olan kişilerdi bunlar. Hızır Aleyhisselam'ın hayatta olup olmadığı, Hz. Muhammed'in ebeveyninin imanla ölüp ölmediği, Firavun'un imanının makbul olup olmadığı, Yezid'e lanet edip edilemeyeceği gibi konulardı. Diğer bir konu ise o dönemde yaygın olarak tüketilen içecekler olan, keyfi içecekler olan tütün ve kahve içmenin caiz olup olmadığıyla ilgili o dönemin bu konular, o dönemin gündemini meşgul eden konulardı. Diğer fıkhi meselelere gelecek olursak, aslında kitapta işlenen konuların birçoğu fıkhın alanına girmektedir. Çünkü fıkhı öyle bir hale almış ki, ilgilendiği konu bakımından dinle artık özdeş bir hale gelmiştir. Bu konular ise akla dayanan ilimlerin meşru olup olmadığı, tegenni yani ezan, Kur'an ve mevlidin makamla okunup okunamayacağı, sema ve devranın caiz görülüp görülemeyeceği, tasmiye yani Hz. Muhammed'e selavat okuma ve terziyenin sahabeye radıyallahu anh demenin icap edip etmediği, Hz. Muhammed'in ölümünden sonra ortaya çıkan örf ve adetleri terk etmenin şart olup olmadığı, kabir ve türbe ziyaretlerinin caiz olup olmadığı, regaib, kadir ve berat gibi gecelerde cemaatle ibadet yapılıp yapılamayacağı, inhina yani büyüklerin eteklerini öpmenin ve eğilerek selam vermenin doğru olup olmadığı, emri bil maruf neyaner münker yani iyiliği emredip kötülüğü reddetme meselesi, rüşvet almanın caiz olup olmadığı, musafaha etmek, millet din meselesi, tarikat şeriat tartışmaları. Şimdi Katip Çelebi'nin bu konulara yaklaşımı eserinde kendine has bir üslupla bu konulara yaklaşmıştır ve bu tartışmalara bazı yaklaşımlarda bulunmuştur. Bunlardan taassup ve bilgisizlik diyor ilk olarak. Tartışmaların temel sebeplerinden birisi olarak taassup ve bilgisizlik olduğunu vurgulamıştır bu tartışmaların. Ve bu tartışma meselelerini tanık gösterilmeden, zanlara veya kuşkulara dayanarak birkaç meselede boş uğraşlarla kuşup kırışmaya yol açtığını söylemiş. Her iki tarafın da kendi konularında sabitleşerek taassup derecesine geldiğinden yakınmıştır. Ve bu körü körüne inanılan bu düşüncelerin değiştirilemeyeceğini söylüyor. Ona göre aklın önündeki en önemli engellerden bir tanesi taassuptur. Diğer bir yaklaşım ise ifrat ve tefrit. Ona göre taassubun sonu aşırılığa kaçmaktır. Çünkü sabitleşen fikirler kendisini savunmak için olmadık derecede ifrata kaçacak. Diğer bir yaklaşımı ise gereksiz ve anlamsız tartışmalar, sonsuz tartışmalar. Hemen hemen her tartışmanın sonunda tartışılan konunun gereksizliği, lüzumsuzluğu ve bir boş iş oluşumu vurgulamış, bunlarla uğraşanları sürekli olarak eleştirmiştir. Ona göre bu tartışmalara girmek boş uğraştan başka bir şey değildir. Aynı zamanda bu konular Müslümanların arasını açar bir hale gelmiş ve ümmeti Muhammed'in arasında bir ayrılık sokmaktadır bu konular. Katip Çelebi'nin bu sorunlara çözüm metoduna bakacak olursa Katip Çelebi der ki aklı halk için doğruyu yanlıştan ayıracak olarak bir kılavuz olarak görür ve şeriatın ancak akılla güçleneceğini savunur Katip Çelebi. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz tabii ki Katip Çelebi'den yola çıkarak 17. yüzyıldaki tartışmaların sığ oluşu bize dini düşüncenin bu dönemde kendini yenileyemediğini göstermektedir. Katip Çelebi eserinde bu tartışmaların bizlere herhangi bir şey kazandırmayacağını her defasında vurgulamıştır. Ve ona göre bu tartışmalar dinle tarafına herhangi bir katkı sağlamamıştır. Ve sen olarak Katip Çelebi der ki toplum bu meselelerde kendini kendine bırakılmalı ve dıştan zorlamaya dayalı müdahalelere girişilmemelidir. Efendim biz de teşekkür ediyoruz. Tabi zaman sıkıştı olunca sizin daha önce diğer arkadaşlar da çabuk özetleme yoluna gittiler. Çok teşekkür ediyorum.
Kendi çevrenin bu eseri hakkında Türkiye'de çalışan var mı? Ben normal şu saat bir yerden yayınladığı eserle yola çıktım. Başka? Mehmet Yüksel'in dediğini duydum. Evet. Efendim, son konuşmacıya geldim. Nereye gittim? Ahmet, yalnız bir ülkü kardeşimiz Ahi Evren Üniversitesi'nden gelmişti kendisi. Orada tarih bölümü görüyorsunuz kendisi. Efendim, Ahmet kardeşimiz ise, o da kendisi de tarih bölümü, lisans öğrencisi. Kaçınızın? Çocuğunuzun mu? Gayet güzel. Kendisi bize döndürmek üzerinde bir deneme. Değerlendirme mi? Değerlendirme. Yanlış mı yazmış? Sabah değil, sevgili örneği üzerinde bir konuşma yapacaklar. Bu arada. Öncelikle düzenleme komitesindeki arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bu arada Katzadelerden bahsedildi. Bir isyanın üzerine bir kaynak önermek istiyorum. Rıfat Ali Boyatıraj'ın 1703 isyanı, yüksek lisans okumasıdır ama çok güzel bir kitaptır. Önerebilirim bunu ayrıca arkadaşlarım. Konumuz dönmelik üzerinde bir değerlendirme. Sabah Naysel'i örneği. Dönmelik üzerine konu 4. Mehmet döneminde geçiyor. Öncelikle 1642 ve 1693 yılları arasında 4. Mehmet Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra en fazla hakimiyet süren ikinci padişah. Bu dönemde de özellikle arkada gördüğümüz gibi Mescid-i Aksa, bu Kudüs, Yahudiler için de, Müslümanlar için de, Hristiyanlar içerisinde önemli bir yer içinde. Özellikle Yahudiler için burada ağlama duvarı bulunuyor. Tam burası Batı duvarının ön kısmının Berchtesgaden denilen bölge. Tam burası da yine Mescid-i Aksa'da Müslümanların özellikle Hz. Muhammed Aleyhisselam miraca yükseldiği bölge. Yine Hristiyanlar içinde Hz. İsa'nın çağırmaya gelirdiği yer olması bakımından önemli. Bu konuda şimdi konumuz Sabahattin Sevi. Sabahattin Sevi'ye geçmeden önce dönmenin tanımını vermek istiyorum. Dönme özellikle Osmanlı idaresindeki muhtelif şehirlerde ve özellikle de Selanik'te yaşayan ve Müslüman kisvesine bürünerek yaşayan cemaat mensupları için kullanılan bir tabirdir. Nezaketen kendilerine dönme yerine avdeti kelimesi kullanılmıştır. Hristiyanken Müslüman olanlara iktidar etti denilip iktidar etti ve iktidar eden kişiye de müddeli adı verilir. Özellikle şimdi Sabahattin Sevi'yi etkileyen Mesih-Mehdi ilişkisi ve Kabala'dan bahsedeceğim. Mesih kelimesinin anlamı Aramice Meşiha, İbranice Maşiha'dır. Sami dillerinde ise Arapça'da Mesiha, Asur dilinde ise Maşahu anlamına gelmektedir. Bu dini olarak, terim olarak ise kelimenin anlamı Tanrı tarafından dini bir vazife yüklenen ve bu görevi icra etmesi için Tanrı'nın en uygun kimse anlamına gelmektedir. Şimdi Mesih telakkisi Yahudilerde iman esaslarından birini oluşturmaktadır. Eski ahitte yer alan ve bu bilgilere göre Yahudilerin seçkin ırk olması ve bu düşünceyle çelişen çeşitli olaylar yaşanması Yahudilerde bir Mesih beklentisi ve bir kurtarıcı gelmesi şeklinde izafe olunmuştur. Hristiyanlarda ise Mesih ve bizde de yine Mesih olarak yani Müslümanlarda adlandırılan kişi Hz. İsa'dır. Ve dünyaya ikinci defa geleceğine inanılmaktadır. Mehdi ise bu kelimenin kökeni hakkında iki görüş var. Kelimenin tarihi kökeninde İslamiyet öncesinde arayan batılı araştırmacılar iki görüş ortaya atmışlardı. Bu görüşlerden ilki Mehdi inancının Sümerler'de doğduğu, Babil ve Mısır'da geliştiği, ikinci görüş ise bu inancın her toplumun psikolojik ve sosyolojik durumuna göre ortaya çıktı ve manevi bir sıkıntıları sona erdirecek şekilde topluma zirve yaptıracak bir otorite beklendiği söylenir. Hristiyanlarda da az önce söylediğim gibi Mesih Hazreti İsa'ydı. Bizde ise Müslümanlarda özellikle Mesihlik yani Buhari ve Müslim'de rivayet edilmeyen hadisleri İbn-i Mace ve Ebu Davud gibi raviler nakletmişlerdir. Ve bu hadislerde Peygamber Efendimiz'in şöyle söylediği söylenmekte.
Dünyanın sonundan bir gün bile kalsa Allah o günü uzatacaktır. Hazreti Hüseyin'in soyundan gelecek ve adı adıma uygun bir kurtarıcı gönderecektir. 5-7-9 yıl hükmettikten sonra iktidarı sonra derecede kıyamet kopacaktır. Yine bir insanların zor durumda kaldığı ve bir psikolojik bir ortamda yine mehdinin geleceği söylenmekte. Ancak bu durum İslam dinindeki mehdinin konumunu biraz şüpheli duruma düşürmekte. Çünkü hadisler bunlara fitne hadisleri adı verilmektedir ve şüphelidir bu hadislerin güvenli olup olmaması. Kabala ise Yahudi mistisizminin temelini oluşturur. Eski Ahit'in ilk 5 kitabı olan Torah'ı mistik anlamda yükleyerek yorumlanan bir eserdir. Evrenin başlıca öğretileri ve iddiaları ise şu şekilde. Evren bir bütündür ve belli bir düzen doğrultusunda hareket etmektedir. Evrende yer alan her şey yaratıcının bir parçasıdır. İnsan da bu bakımdan küçük evren olmaktadır. Tanrı kendini 10 oluşum aşamasıyla simgeler. Bu aşamalar Kabala geleneği içerisinde sefir adını alır. Çoğulu sefirot olan bu kelime İbranice sayılar anlamına gelmektedir. Milattan önce 400'lerde ortaya çıkan Yahudi mistisizmi Kabala bugünkü ve olmuş şekline 18. yüzyılda gelmiştir. Ve bu hareket günümüzde Hasidik Yahudilik içerisinde Doğu Avrupa'da varlığını sürdürmektedir. Popülerliği ise 16. yüzyılda Safed yani İspanyol kabalacılığı içerisinde görmüştür. Şimdi Sabah Esevi'nin Mesihliğine ortam hazırlayan gelişmeler, özellikle ben daha çok askeri tarih biraz çalıştığım için bu biraz askeri tarihle de biraz bağlantısı var. Osmanlı Devleti'nde özellikle 1578-90 İran Savaşları ve 1592-1606 Avusturya Savaşları Osmanlı ordusunda aralıksız 30 yıl sürmüş ve Osmanlı tımar sisteminin işlevsiz hale gelmesinde etkin olmuştur. Ve bu sırada da Anadolu'da bunun devletin halka ek vergiler yüklemesine neden olmuş ve bir de bu sıkıntılı ortama hulufeler ödenmeyen askeriler de katılınca Anadolu'nun üzerinde bulunan hay hatları o dönemde dünyanın her tarafında yoğun bir şekilde depremler olmasına neden olmuştur. Ve bu sırada da Müslümanlar içerisinde de daha çok bir yani olumsuz etkilenme durumundan dolayı ve yılda 1591'ler yani hicri olarak 1000'e tekabül ediyor bu sene. Ve 1000'li yıllarda ve bundan 532 sene evvel de yine Hristiyanlarda bir Mesih beklentisi meydana gelmiş. Ve bu yıldan da Anadolu'da da bir Mesih beklentisi var. Ancak bu sırada Anadolu'daki Mesih beklentisi Müslümanlar arasından değil, 1666 yılında Yahudiler arasından ortaya çıkacak olan Sabbatai Sevi ile meydana gelmektedir. Özellikle Sabbatai Sevi hareketi konusunda çalışan araştırıcılar genellikle Lehistan'daki Yahudi katliamlarla durumu bağlamaktadır. Ancak Sabbatai Sevi'nin kapsadığı alan yani daha çok Fas'a kadar yayılan bir hareket olduğu için sadece Lehistan'daki katliamlara bağlamak bu konuyu çok yanlış bir durum. Yahudilerin ekonomik problem içine düşmeleri de anlamsız. Ekonomik problem içerisinde oldukları için bunu söyleniyor. Ancak Lehistan için bu doğru olabilir. Ancak İstanbul, Selanik, Livorno ve Amsterdam'daki Yahudiler için bu durum bu da doğru değil, söylemek doğru değildir. Sabbataycılık üzerinde yapılan son çalışmalarda hareketin kısa sürede yayılmasının nedeni olarak Luriyacı Kabalacılık hareketinin anlayışının etkin olduğu söylenilmektedir. Bunda bu inançta Mesihlik yoktur ancak 1492 yılında İspanya'dan Yahudilere sürülmesiyle birlikte bunda bu Mesihlik inancında bu anlayış içerisinde Mesihlik yoktur ancak bu anlayış içerisinde Mesihlik ortaya çıkmaya başlıyor. 4. Mehmet dönemine gelirsek de Safiye Sultan'ın telkinleriyle Mimar Davut Ağa tarafından 1598 yılında temeli atılan cami projesi tamamlanamamış ve 1660 yılında İstanbul Yalı yanında bu caminin temelleri ortaya çıkıyor. Bu sırada Hasköy'de bulunan Yahudileri Hatice Turhan Sultan zaten kendisi o sırada bir cami yaptırmak için bir yer ayırıyor. Ve o sırada bu camiyi bu bölgede yani Hasköy'deki Yahudiler sürerek o tam temellerde ortaya çıkmışken yapmayı düşünüyor. Ve bu Yahudileri Hasköy'de sürüyor kendisi, evin önündeki Yahudileri. Bu sürülen Yahudiler de kendileri o sırada işte bu zor durumda kaldığı için bir Mesih beklentisi kendilerinde hasıl oluyor. Bizim kanaatim, kendi kanaatim ise Osmanlı Devleti'nin içerisinde bulunduğu mali umalım durumunda ve bir de Kabala'nın etkisiyle o Sabbatai Sevi'yi etkileyen iki anlayış olduğunu düşünüyorum. Şimdi Sabbatai Sevi'nin doğulu İzmir, kendisi hayat ve faaliyetlerini kısaca vermek istiyorum.
Sabah Tayseri'nin ailesi, babası Muar Necai Tayseri, Muar'a kökenli kendisi. Sabah Tayseri kendisi bile kendisi bunu söylüyor. Babasının İzmir'de tavuk ve yumurta ticaretiyle uğraştığını söylüyor kendisi. Sabah Tayseri'nin annesinin ise soyadı kesim olarak tespit edilemese de adı Clara'dır. Kendi iki ağabeyi vardır. Elias ve Yosef en küçükler de kendisidir. Ağabeyleri kendisi babasının yaptığı işi tavuk ticaretiyle uğraşmakta. Kendisi ise haham olmasını istiyor ailesinden. Küçük yaşlardan itibaren Kabala ekolüyle Kabala eğitim, Talmud eğitimi alıyor. Sabah Tayseri 7 Temmuz 1626'ya denk düşen İbrani takvimine göre 5386 yılının Ab ayının 9. gününde İzmir'de İspanyol kökenli bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geliyor. 9. gün Yahudiler için önemli çünkü o günde Romalılar tarafından Yahudilerin mabetleri yıkıldı. Kendisi de Şafak yani Cumartesi günü doğduğu için adını da Sabah Tay koydular ailesi. İki kere evlendi ancak kendisi daha çok 18 yaşındaki bu gördüğü kabalanın etkisiyle hanımlarından uzak duruyor. İlk hanımında evlendikten sonra uzak duruyor. Bu Yahudilerce boşanma nedeni. İlkinden boşanıyor. Tekrar ikincisi ailesi herhalde hanımından boşanmalı diyor. İkincisiyle evleniyor. Yine olmuyor. Ve bunun etkisi olarak da 1648 yılında Sabatay 22 yaşındayken bir mesih beklentisi olduğu için Yahudiler arasında bu neden ben olmaya geliyor 22 yaşındayken. Ve bu düzenle Sabah Tayseri Mesihliği ilan ediyor. Kabala eğitimi veriyor kendisi. 18 yaşındayken o sırada çocuklar. Ancak çok etkili olmuyor. Ve bu düzenle tekrardan İzmir'deki hahamlar onu afaroz ediyorlar ve çevresindekilere ölümü hak ettiklerini bildiriyorlar. Bu düzenle 1650 yılında İzmir'i terk edip İstanbul'a geliyor. İstanbul'a geldiğinde de Selanik'te birçok haham tarafından hahama yine mesih olduğunu söylüyor. Ancak buradan da sürüklüyor ve Atina'ya gidiyor. Atina'dan tekrar oradaki hahamlar da yine bunu kabul etmiyor. Tekrar peşine düşüyorlar. O da tekrar İzmir'e dönüyor ve oradan bir kez daha İstanbul'a geliyor. 3 yıl İzmir'de kaldıktan sonra farklı tuhaf davranışlar sergiliyor ve ağabeyleri Filistin'e gitmesini söylüyorlar. Kudüs'e gitmeden önce kendisi Rodos'a uğruyor. Rodos'tan Trablusşam'a geçiyor. Trablusşam'dan burada Kudüs'e gitmekten vazgeçip tekrar Mısır'a geliyor. Mısır'da nüfus sahibi zengin bir Yahudi Rafael Joseph ile karşılaşıyor. Kendisi bir danfane amiri ve o da Kabala'ya merak salmış bir kişi. 1662'de Sabah Tayseri Mısır üzerinden Kudüs'e gidiyor. Ve Osmanlı Devleti'nin kilit seferinin finansmanını sağlama çabasında olan Yahudiler mali problem yaşıyorlardı. Kudüs'teki cemaatin liderleri kendisinin parayı toplamak için Sabatay'ı Mısır'a gönderiyorlar. Ve 1664'de Mısır'dayken Sara ile evleniyor. Sara Hristiyan olarak büyürken bir gün Mesih'le evleneceğini söylemiş daha önce. Sabatay ise Kudüs'e dönüş yolunda Mayıs 1665'te Mesihliğini tekrar ilan ediyor. Yahudilerin keramet sahibi saydıkları Gazze'de Nathan Levi. Nathan özellikle faaliyetlerinde onun da Yahudilere Sabatay'ın Mesih olduğunu söylemesi bu kez patlamayı yaratıyor. Çünkü daha önce Sabatay aslında dikkate alınmamış ancak bunu ona söyledi. Yahudiler arasında çok güvenilen bir kişi olduğu için Sabatay Sevi Mesih'i Yahudiler arasında hızla yayılıyor. Eylül 1665'te İzmir'e dönüyor ve bu durum yine hanımlarca tepkiyle karşılanıyor. Birkaç ay İzmir hanımlarından sokakta gezmeye başlıyor ve bu davranışlarından dolayı bazı araştırmacılar Sabatay'ın manik depresif olduğunu söylüyorlar. Kıyamet günü geldiğine inandığı için Sabatay ve taraftarları özel bazı ibadetleriyle arınma faaliyetlerine ağırlık vermişlerdi. Sabatay'ın bir Fas, Almanya ve Yemen'e kadar uzanmıştı. Bu durum yanmakta olan fitili ateşlemiştir. Özellikle Sabatay Sevi günü arttıkça saldırganlığı daha da artmaya başlamış ve taraftarları Sabatay'a inanmayanların evlerini ve işlerini yağmalamaya başlamışlar ve Sabatay'a muhalefetin başını çeken Portekiz Yahudilerinin bulunduğu Portekiz Sinagogu bugün İzmir'de yürüyüşe geçmişlerdi ve burada büyük bir ayin gerçekleştirmiş ve Mesihliğini bir kez daha ilan etmiştir. Şimdi bu durum Osmanlı Devleti için de artık giderek tehlikeli olmaya başladığı için durum 4. Mehmet'in kulağına geliyor ve 4. Mehmet bunu denemeye karar veriyor. Diyor ki madem Mesih ise bu
bir çıplak bir şekilde bir ağaca bağlayalım. Ağaçta bir ok atalım. Bakalım değecek mi değmeyecek mi? Yani gerçekten Mesih'se bunu kanıtlamış olur. O da işin ciddiyetini anlayınca bundan başka bir kurtulma durumu yok diyor Sabahay. O da Müslüman olursan olur diyorlar. Kurtulur, senin için padişahdan da aman dileriz. O da Müslüman oluyor tabii. O sırada bundan kurtuluyor. Tabii dışarıda bekleyen topluluk Sabahay'ın Müslüman olduğunu görünce kendisine inananların bir kısmı tekrar Yahudiliğe dönüyor. Ancak kendisine hala inananlar onun boyut değiştirdiğini aslında başka bir kişiliğe dönüldüğünü söylüyorlar. Sabahay İstevi 1666 yılında Ülgün Kalesi'nde hapsedilerek ölüyor. Tekrar bu inancından vazgeçmedi. Aslında görünürde Müslüman oluyor oradan kurtulmak için. Ve bir kutbede bir yerinde Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat, bir yerinde Kur'an-ı Kerim olduğu sırada yakalanarak 1676 yılında ölmüştür. Sabahay İstevi'nin ölümünün ardından aslında dönmelik devam ediyor. Bu durum özellikle Abraham Galante'nin, Yahudi tarihçi Abraham Galante'nin Sabahay İstevi üzerine bir kitabı var. Zaten kendisi önemli bir Yahudi tarihçi, vefat etmiştir kendisi. Bu kitapta özellikle Abdülhamit döneminde Yahudilerin yani dönmeleri daha çok iddia terakki içerisinde Abdülhamid'i devirmek için onlara yardım ettiği söylüyor ve bu konuda Abdülhamid'in şöyle bir sözü var. Ordu ve halk ile birlikte dönmelerde sultana karşı çalışıyordu. Sultan kendisine karşı başlatılan hareketin kökeninde Sabahaycıların olduğunu öğrenince onlar hakkında tafsilatlı bilgi toplamak için Hahanbaşı kaymakamı Moşe Levi'yi görevlendirdi. Moşe Levi'ye Yahudi dininin farklı tarikatlarının neler olduğunu sordu. Hahanbaşı iki tarikat bulunduğunu, birinin Tevrat ve Talmud'un hükümlerine, diğerinin ise sadece Tevrat'ın hükümlerine uyduğunu belirtti. Sultan peki Sabahay kim diye sordu. Kaymakam Sabahay'ın Yahudilerle hiçbir ilişkisi olmayan, kendisine sahte müritler edinmiş, sahte bir Mesih olduğunu söyledi. Anlaşılan Sultan Jön Türkleri düzenleyi derken Sabahay hakkında da bilgi toplamış olmalıdır. Ben konuşmamı böyle son vereceğim. Teşekkür ediyorum. Efendim son konuşmacı İdi Ahmet kardeşimiz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şöyle bir soru sorsam, Türkiye'de 3-5 tane boğa dönmelerden birkaç ikisini tercih eder misiniz? Anlay hocam şu anda eski Genelkurmay Başkanı İlker Koç bunu internette gördüğümüz kadarıyla çıktı. Hani böyle o da Anlama Boğazı'nda. Hayır, sadece bir nezaket ziyaret ediyor. Onun için açıkladı, hayır. Onun kendisiyle alakası olmasını söyledi. Bir ziyaret etmiş, orada şöyle orada ifade ettiğimle alakası var. Ben bir tanesini söyleyeyim size. Tüm milletine hakaret etti. Yoksul aday küldü, şurası kestik dedi. Efendim, ne ödülü kazandı, ne ödülü kazandı. Orhan Pamuk Hanım'ı buradan Orhan'tan yapıyor, benim yani. Efendim, bazı şeye karıştırmayın. Yahudilik başka, Musevilik başka. Musevilik din konusu. Onu anlatırken bu kelimeyi muhakkak kullanın. Karıştırmayın, oldu mu? Şimdi, geçen gün televizyonda Musevilerin dini ibadetiyle alakalı bir gizli çekim yapmışlar. Hangi kanalda seyrettiniz mi? Bir dakika 10 günlük olan bir hadise. Bir dakika 10 günlük. Hangi kanalda unuttum ki? Basbaya secdeye geliyorlar yani. Yatıp kalkıyorlar. Secde yapıyorlar. Sonra bir şey söyledi. Haberin içerisinde. Bunlar Karayın dediler. Haa. Şimdi anlaşıldı. Hazar Türklerin var. Karayın dinleri var biliyorsunuz. Onlar bir kısmı işte Musevilik inancına girdiler. Baktım tabii. Bakınız nasıl ibadetlerini Türk ibadet şekliyle secde ne yapıyorlar. Çok gizli çekmişler bunu. Hayır dedim. Ben sevdim doğrusu. Bir noktadan. Efendim, 5 konuşmacı arkadaşımız vardı. 4 erkek arkadaşımız, bir kızımız. 4
mücevher, bir mücevher. Rahmetli Kafesoğlu hocam, rahmetli Ayhan Songar hocadan bir şey rica etmiş. Ayhan Songar hoca da bunu yerine getirmiş. Şimdi Kafesoğlu hoca telefonda teşekkür ediyor. Ben de odadayım, teşekkür ediyorum. Ayhan'cığım diyor, sen diyor bir cevhersin diyor, övüyor hocayı. Ama diyor konuşması sonunda hanımefendi de bir mücevher. Mücevher, cevher işlenmiş halde değil mi? Onun için de kızlarımızın çoğalması lazım. Çoğalması lazım bilim aleminde de. İşte ben de aslanı seçerken biraz sonra size ihtar edecek bir mücevher seçtim. Şimdi profesör oldu da, yerimi aldı. Size gaz kuralı hakkında bilgi verecek. Şimdi gençlere kısa bir tavsiye olacak. Muhakkak ve muhakkak daha işin başında 3'te, 2'de, son sınıfta yabancı dilinizi çok iyi bir seviyeye getirmeniz şart. Ne yaparsanız yapın bilmiyorum, bunu ilerletin. Yoksa bu meslekten ekmeğiniz mümkün değil. Mümkün değil. Fazla da adım atamazsınız, belirli bir yerde çakıda kalırsınız. Oldu mu? Bunu muhakkak yerine getirin. Efendim, sevgili Saadet kardeşim, ben vazifemi bitirdim. Huzurumuzda arkadaşlara bir daha teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yayın sözünü aldık. Tabii ki. Yayın sözünü aldık. Peki, teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Ve hemen sözü sana bırakalım. Peki. Hocamız Sayın Profesör Doktor Abdülkadir Bulut hocamıza teşekkür ediyoruz ve verdikleri bilgilerden ediyoruz. 15 dakikalık bir aramız olacak. Arka tarafta çayımız ve pastalarımız olacak. Kızım sadece ara verme. Ara verin ya da sefer bu. Hemen. Sonra çayı içer arkadaşlar. Ara verin. O zaman hocam sizi ön alayım olacak.